Assalomu alaykum, hurmatli ko'rganlar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimi yangidan tasdiqlangan nazar programmasi. Men Olim. Biz bugungi programmamizda 2019 yilning 5-i Amerika Davlat Majlisida tanishtirilgan Uyg'urlarga munosabatlik ikki qonun loyihasi, ya'ni Uyg'ur qonun loyihasi bilan Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasining eng yangi taraqqiyoti ustida suhbat ilib boramiz. Biz bu söhbətimizə Dünya Uyğur Qurultayı İcraiyyə Komitetinin rəisi Ömər Qanat əfəndi bilən Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşu İdarə Heyəti rəisi Nuri Türkel əfəndini alayıdı təklif qıldıq. Söhbətimizə xoş gəldinizlər. Rəhmət. Rəhmət. Ondaq olsa biz alı bilən bugünkü söhbətimizdən qısqaça ağ görünüşünü görüb çıxaylı. Xitay hökumətinin 800 mindən 2 milyonca Uyğur, Qazaq qatarlıq türkiy millətlərinin cəza lağırlarına çolğanlığı aşkarlanğandan keyin Amerika Dövlət Məclisi Uyğurlarını qoldaş məqsədə iki qanun layihəsi sunuşdurdu. Bunlardan biri Uyğur kişilik hüquq siyasi qanun layihəsi bulub, bu qanun layihəsi 2018-ci ilin noyabrda Amerika Kengaş Palata əzası Marco Rubio, Avan Palata əzası Christopher Smith qatarlıq 25 nəfər nopozluq vəkil tərəfindən tanışdırılğan. Bularından yeni biri Uyğur qanun layihəsi bulub, məzkur layihə 2018-ci ili dekabrda Amerika Dövlət Məclisi Asiya Tarmaq Komiteti rəisi Ted Yoho və həyət əzası Brad Sherman qatarlıq 8 nəfər Dövlət Məclisi əzasının birlikdə imza qoyuşu bilən oturuq qoyulğan. Məzkur qanun layihələri bu il yanvarda tüzdülüb, qayta tanışdırılğan idi. Bu qanun layihələrə imza qoyğan Dövlət Məclisi əzalarının sanı köpəydi. Ular arasına Amerika Avan Palatasının rəisi Nancy Pelosi xanımı qoşuldu. Amerika'da Uyğurlar münasibətlik qanun layihəsi məqullaş fikri 2009-cu ildəki 5-ci iyul ürümçi qırğıncılığından keyin dəstəb oturğa çıxan bolsunmu, amma dövlət məclisində tunuşturuluş fürsətinə erişilməyən idi. Bunda bolsa mən birinci sualını Ömər Qanat əpəndindən başlay. Amerika dövlət məclisində bu iki qanun layihə oturuq qoyulğılı şu aydın açdı. Qanca avam palata, kengəş palata əzaları qol qoydu. Bunun axı görünüşünü bir azraq çöndürüb bəgən bolsunuz. Ötkənci ili 11-ci ayının ki 14-cü günü şu Marco Rubio və Bob Menendez, senatör Bob Marco Rubio və senatör Bob Menendez ikisi bu Kengəş Palatasıda, onun digərində Avan Palatasıda Chris Smith və Tom Suzy Avan Palatasıda birdək, bir gündə 11-ci ayının ki 14-cü günü bunu bu tanışdırdı. Lekin bu nimə yetmək qaldı, bu niminiki kongresininki, muşu qanun eləki müddəti tuşqallığı üçün, yəni jilinin axırı tunuşdurğallığı üçün, bu nimigə yanı bir kongres qap qaldı, dəm de, o 115-ci kongresdi, bu 116-cı kongresdi. Bunun yenidə yana onu mu deyib ötüşümüz gerek ki, ötkəncili yalnız bu qanunla əməz, yanı bir qanunləmdi. Bu Uyğur kişilik hüquq siyasi qanunlayı isi, yəni birisi Uyğur qanun layihəsi, onu Brett Sherman bilə Ted Yoho tərəfindən ötkəncili 12-ci ayda onu tanışdırılğan. Lekin şu müddət bu kongresininki müddəti toşqallığı üçün saylan buldu, yeni kongres içildi, yeni kongresdə bu qaytıdın tanışdırıldı. Doğru. Qaytdım o şu birinci ayınınki 17-ci günü yana senator Marco Rubio, Bob Menendez bu nimədə senatdə Chris Smith bilən Tom Suzy əpəndim bu Avan Palatası da bunu tanışdırıldı. Bu tanışdırılğandan hazırğa qədər əmdi bugün alğan xəbəri qarğanda 53 Avan Palatası da 53 kongresmen bunu qol qoydu. Kengəş Palatası da bolsa 28 senator. 28 senator. Әмді бұның қол қойды, яны бір неме о қанун, Uyğur қанун лайысы му, 6 феврал күні ұмы тоныштырылған, оныңғы му, бүгінкі неме итібары білен, 18 конгресмен қол қойды. О Uyğur қанун лайысы пәкетла Avan Palatası da tanıştırıldı, Kengəş Palatası demez. Ama bir yerde hem de bizimki naiti ümit var, boğallığımız bununki qubul olub, bunun ötüşüğü naiti ümit varlığımızın aşırgan nimilə. Birincisi bu qanun layihələrinin ki, iki ili partiyanın ki siyasetçiləri tərp edin, senatörləri tərp edin, kongresmenləri tərp edin sunulğallığı. Məsələn, Marco Rubio cumhuriyyətçi olsa, Bob Menendez demokrat, Chris Smith əpəndim cumhuriyyətçi partiyasının, amma nimə?
Tam Sözü efendim bolsa nimeden Demokrat Partisi'nin şununğa bu mişerde hazır bu kongresde şunda cıq nimelerini anladık bu kongresdeki staff memberlerden hazır cumhuriyetçilerin demokratlarının ki hazır birleşip yani nima qılıyatqan hareket qılıyatqan şu Uygur Kanun layısı bulu atıdı o kongresi depte. Her iki tarafının ki kuruluşu bilen minu atıdı. İkincisi bu Uygur kanun layısı mı? Bana Şerit Buran efendim özü demokrat, Ted Yohu efendim nime, cumhuriyetçi, bir cumhuriyetçi, bir nime, demokrat tarafından oturup koyulgan. Bu kanun kumazı bayam digendek 18 kişi hazırkıça kol koydu. Ama elbette bir yerde bir nime, hem de biz naite 2 yıl kanun layihasını biz kollayımız Uygurlar buluşu sütümüz öyle. Çünkü 2 yıl ise şu biz için çıkarılgan kanun, 2 yıl ise bizimki bu iğir vaziyetimizde nazarda tutup da çıkarılgan kanun, nime sunulgan kanun, şunun için biz 2 yıl ise kollayımız. Kolumuzdan kelgen hem yerde muş 2 yıl kanunu hazır bille muş kanunga kol koysanlar da bütün muş hareketlerimizde bütün kongresmenlerden nimi sorsak muş nimi de mevatımız. Dabza Nuri efendi sizningcha hem de Uygurlarına ait hem de ait hoşal bu işki kanunun Amerika Devlet Meclisi'nde tanıştırılığa. Ömer Kanat efendi degendek Nurgun Amerika'daki senetim bolsun, avam palata, kengeş palatadım bolsun, Nurgun mühim erbaplar bunun kol koydu sanımı hili köpken elbette. Sizningcha bu işki kanunun hem de ahir bir kanun bulup şekillenişi Amerika'da mümkünçiliği kançılık bağ ya ki kançılık yok. Hem de bu kanunun, bunda bir kanunun tanıştırılışı için adette Washington'un okşaş dünyanın siyasetinin merkezi olan bir yerde bu lobiçlik bir kesip kalan bir muhitte milyonlarca meblağ sanaksız adamlarının saat küçüğe işi vaktiyle oturup çıkan bir kanun ceryan. Yani bu Uygur meselesinin ki ciddiyeti, Uygur meselesinin ki iğirliğini köz tutkan bu Marco Rubio'nun yetekçilikindeki bir türküm kanun tuzgucuyla bunu kandaktu bir şahsının ya ki birisinden teşebbüslerimiz özde gidin bir vicdani borçı de tanıştı de. Yani bunun ceryan akıldan bulsak bunun 7 ceryanlı bir işini ötküp ötküzdü adette. Başta bir sponsor çıkıp bunu tanıştı, ilgi çıkış gerek. Ömer Efendim digende hazır o kadem baskışları icra bu oldu. İkinci kadem baskışı da tanıştırıldı resmi. 115. kurultayda bir kutum tanıştırılgan, 116. kurultayda yani tanıştırıldı. Anladaki ikinci kademe tanıştırılıp olgandaki üçüncü kademe de bu komitte avaz koyuldu. Hazirende şu komitteki nimisede de, üçüncü kademede. Taşkışlar komitetinin senette Avan Palatası'nın kimi Taşkışlar komitede de adette komitetin ötkenliğinin törtüncü kademe gelip bu konferans mezgildeyimiz bu işki Avan Palatası'ndaki nüskusuyla Kengeş Palatası'ndaki nüskusuninki birleşken nüskusine işleşke işleş kadem basış şekildi. O vakte de onu tehrirleydiğin, koşuydiğin, çıkırdığın yerlerkildi. Anındaki bu mezgilde bunu kollaydığın edemlen okşuş vakitte kol mahidiğin, pozisyet duğun kanunçla, organla ve şahsla oturuğa çıkıdı. Yani bu en müşkül mezgilemiş, şu konferans mezgilinden ona dikin bu şu Amerika'nın Milli Meclis'te münazir mezgili götkeye baktı. Eğer üyenin ötkenliğin andakin avaz taşlaydı, avazın ötkenliğin Amerika'nın prezidentine üstelik ikiliydi. Üyede şu kanunu tüzüşke hizmet gösterdiği adamlarla birlikte imza koyuş mürasim buludu. Kanun tüzülüp imza koyulup olan dikin resmi bu hükümet taraf icra kıldığın bir yol başlığı çıga aylındı. Ama bu bizden başka devlette parlament sistemde yaşaydıgan Uygur kardeşlerin birleşik zorur bir mesele var. Amerika'nın hükümetini üç gibi bölüp başkurdu. Padişahlık ya ki hesapsız bir organga bir şahsge hukuk nime hukuk cugulunup kamusunun aldığı ilişkiyen bunu üç gibi bölüp Amerika'nın kongresinin kanun tüzdüğün, prezident icra kıldığın, Ali Sot Mekkemisi'nin nazarat kıldığına çöndürdüğün bir sistemini berpa kıldığın. Bu kanun ötkenliğinkin prezidentin icra kılmayı amalı yok. Sizden için Nuri Efendi, bu işki tanıştırılan kanunla hem de ahir hesapta, mesela Amerika Devlet Meclisi'de, mesela bilet taşlaş, şöyle bir işte kanca bir tosalgılık var. Mesela Hıtay hükümeti özünün
адамларни, яки өзінің сияси тәсири арқылық бәзі дөлет мәжіслер әзаларни, Мәлаван палата, Баламды кенеш палата әзаларның бұның қаршы тұрышыға бейдәкшілік қылышы мүмкін мү? Бұның алдын еліш үшін? Бұ қанунларының ке отырғы чықшы осын, азырғы мұназыр мәзгілді осын, яртып омысын, дәстек топлаш мәзгілді осын. Қарайдыған болсақ, еч қандақ башқа Қытайлаға мұнасырлық қанун чықыр жерінен оқшымайдыған бір әвал мәвжуд. Вашингтонды бүгінгі бұл назук, бөлінген бір сиясы мұйтта, дөләт бейхатарлік вә ташқышла мәсілісті Американың қанун түзгішілері ортақ пікір қуатқан ұйғыр мәселесі бар әзір. Ұйғыр мәселесінің ішіде бұл мүші қанын. Мәжәттіні бейтқанда, аммудың келуатқан имайы, бесімдің итқанда, мәтбатлада күнді берілуатқан хәвәлінің ке иғырлық дәрісі қарғанда, бұл қанының ке нормал шарайты өтіш мүмкеншілігін айты чон. Лекен, бияді біз итварғы аммысақ болмайдыған айты чон бір фактор ба. Қытай үкіметі факторы. Америка бір әркін дүния, әркін дүния, әркін дәулет, Американың Милли Мәжіліс қанун шықырыш жерянда шәқсілі орғалла о қанунны қолдайдыған ә қолдымайдыған мейдан ұтырыш қоқымы ба. Әнді бұны Қытай үкіметі жылладың бері башқы бір аммабап ұмымлышып кеткен оқу адвокатлар фирмасының яқы лобби фирмаларын шілтіп шықселіштің башқа бұла Қытайды тижарат қуатқан чоң шеркетті, мысалы, Facebook қоқшы, Google қоқшы шеркетінің сайыпларыны Вашингтонға еллап, өкімет тәрәптен, ана декен конгресс тәрәптен бесім шілтіп, қылышқы текші іштің қылдуыма атқалықыны, біз бұ көчі кепінден әміз, Марко Рубионың ағызден, Кристофер Смитсінің ағызден әмі сорында аңлап келіп атымыз. Бұ жәттіне петқан чалда Қытай тосқылықыны итварға әмісі болмайдыған бір чон тосқылық. Окей. Онда біз Өмір әпенде бұ ішке қанун лайығы қол қойған әмді Американың сиясатыға чоңқор тәсір қыла алатын қайсы Аван палата вә кеңеш палата әзалары бар әмді? Біріншісі бұ Баян мәдәп өттік, азырғыча Аван палатасыда 53 конгрессмен қол қойдып, бұ әндіңдікенізе кенеш палатасыда 28 кіші. Бұланың қол қойышыма әлбітті нұрғын пағалиетлі, нұрғын әрекетлі білі бұла қол қойуатыды, бұлағы телефонла келуатыды, бұлағы қәтлі келуатыды. Бұның да әмді, яны бірсі біз мұшы ұйғырлаға, мұшы Америкада яшаватқан ұйғырлағымын айтып чоң рәхмет етішіміз керек, чүнкі бұла әр қайсы штаттікі ұйғырла, өзінің кәш конгрессменлерге әр күнді кедек, әр әптіне шықытым телефон қылып, мұшы неміге қол қоймам сен, немеге қол қоймай сен бұ қанунла есі кедеп, бұланы қол қойды дейм. Мәселен, өткенде әтті мұшы Калифорниядекі қиырындашларымыз, мәселен, Дайна Файнштайн деген, мәселен, бәлікі үні күтмейттіқ, бұл қол қойадып. Кім Дайна Файнштайн деген әмді Америкадекі ұйғырлағы тоныш? Бұл ең көм, бұл сенатор ханым, найты нәтчі 10 жылдың бері бияді сенаторлық қылу атқан, өзінің көктік бір елтізі болған бір сиясатчы, найты гипінінкі әхмиетке ілінған, ама бұл Қытай білен бұл немесе болған жан, найты еқін көрінген бір сиясатчы, шының үшін біз бұл ханым бәлкі ең ақырды қол қойышы мүмкен, я қол қоймасығы мүмкен деп туған мәді, мұның қол қойды. Бұл әмді, баям сіздің кезінімеңіз келсек, шыныңға бүтін ұйғырлаға рахмет етішіміз керек. Қайсы штатты ке, Массачусетске болсын, әмісі қол қойдырып болды әзір. Қол қойған әң чоң сиясы күші ба Америкадық инсанлар кем ол? Америкадық күші ба инсанлар, ханым ошо демократ көйгүчүлүгүңүзгө бир тоңчу туруп берсеңиз ким билген Нэнси Пелоси? Нэнси Пелоси ханым демократ партиясынынки бешедики адам азыр ошо конгресстин азыр Америка Дөөлөт Мажилиси Аван палатасынынки раиси мындачы айткан чагда Америкада протоколду неме кылсак президент муавин президент Әгер мауын президент жоқ болса, шо ханым Американың президенті бола алайды да, не орны шо немеге етін. Америка әгер президентлер мауын президент бір қасы яки қаза ұшырса, бұ ханым Американың президенті болды. Бұ ханым Америка президенті болды ған әліқе салайы етті. Мұшы ханым бұны қол қойды. Бұны қол қойды. Оның декен сәнәттін аса қазы, оның декен зә азыр, мұшы Америка 2020 жылы Америка
prezidentlik saylımığa özünü namzat göstərkən nəmə bazir? Məsələn, sənətdən, sənatörlərdən, məsələn, deyilir, Bernie Sanders əpəndim ba. Özünü prezidentlik göstərkən şimdə? Göstərkən, azər, köstəkən, məsələn, minuvatı da göstərkən. Əndikənizə Elizabeth Warren xanım ba. Məsələn, özünü prezidentlik göstərkən. Prezidentlik göstərkən. Şununla, nait küşlük sənatörlər bir yədə. Güzəl. Küşlük sənatörlər, şunda cümhuriyyətçilərdir, bunu parlavatqan, yəni cümhuriyyətçilərininki gelecəkdiki yıldızları boğan, məsələn, bununki birincisi müş qanunla özünü oturu qoyğan, bununla yetəkçilik qıqan ədəmin özü Marco Rubio əpəndim. O, 2016-da mə prezident sayılmağı kirdi, bəlkə yana kəlgüsü də Amerikanınki prezidenti buluşu mümkün. Tam qatınlığı oxşayış, məsələn, həm demokratlarının mə in sol tərpədiki insanlar, həm Cumhuriyetçilerin bu en on tarafındaki adamların hepsi en güçlük adamlar. Bunun da bu şu meselede birleşi vatıdır. Bu naite yakışı bir nime, hem de biz üçün ümit varlık verdiğin. Yani bir nime de bu değil. Ama bayam digen de bu da bu değil. Hem de bir yerde biraz haq kaymıqıp kalan bir vəziyyət mi bayam deyik? Biz bayam deyik, iki qanununki sunuluşudun, əmrimiz naidə məmnun, xoşal, biz bununla minnətdar, əlbəttə iki ilə qanununu biz uyğurla buluş sübütimiz ilə qollayımız, amma bununla ilaqa məşu kongresməllə, dövlət məclisi əzaları işçilə kiçik ki, bir ilə qaymıqış boğan məsələ var, çünki bu qanunun qaysı qol qoyaylı idi gəndimidir, çox əmdi. Mətta bəzilə iki ilə isə qol qoyğan gəb məsələn də əmdi. Şununla əmdi bunu bəlkə texmo tizlətiş üçün bununki qobul buluşunu, ötüşünü kongresdən, bəlkə bu nəmə birləşib qəliş məmkin. Yəni, işki qanunlayı birgə aynlaşı mümkün. Biz ötkən əbdə müşu qanunlayıları yetəkçilik qılıbatqan kongresmələrinin bəzi çıxanı müdürləri bilə kürəşdik. Ola, məsələn, müşu həbdə işçidə, hətta müşu həbdə işçidə bir arağı kilib, körüşüb, bu işki qanunini qandaq qılıb ilə qəyə. Birləşdirib, bir minişlimisi də planla bulubatılazıramdır. Onda abısa, Nuri əpəndi, Ömr əpəndi gəndək, Amerikanın siyasətik çonqur təsir qıla alaydıqan Nancy Pelosi, Bernie Sanders qatarlıq Nurgun ərbablabının xol qoyubdu. Siz əmdə bu işki qanundan, məyli bu işki qanun layihə bir bolsun, ya ki işki bolsun, bulanın rəsmi şəkildə qanun buluşuq, siz özünüz qançılık bir ümid də, ya ki ümid, qançılık bir ümidiniz var, əmdə bunun ötüdüm var. Bununla mənimki ümidim çox. Onlar buluşan səbəbə ingilisçədə bipartisan digən bir hüqum var. Bu bipartisan digən hüqum nə ədəddə biz nəmə başqa dövlətlə yaşadıqan qərindaşlarımızı bilib getməsi mümkün. Partiyə çək çəkirəsi yox deyən gəb. Başqa dövlətlərdə bir partiyə çıxsa onu qollab, onundakı yəni siyasət özgürlənə işlərini cıx körü atmaz. Amerikada Uyğur məsələsi partiyə çəkirəsindən çək etkən bir məsələ oğun üçün. Və Uyğur məsələsindən ki, xəlqərarlışı və Uyğurlarının beşiq qivatqan bu ilqi qırqınçılıqın ki səbəbidən dünyanın və Amerikadaki nopozluq siyasətçilərinin, qanun tüzükçilərinin Xitayını başqıdın tonuyduğun bir vəziyyət şəkillən gəlligidən. Onun ikin demokratik dövlətdə bolab Amerikada xəlqnin ki hökumətini tədbir qolunışqı qıstavatqan mündaq bir mühitdə bu qanunun əmirlişi ihtimalı çoğun deyib qarayma. Ləkən biz məsələninki müşkilliyirini mi unutub qalsaq bulmaydı. Birinci müşkilliyiri bununki kiyin qandaqdı bu cümhuriyyətçi Rubio tərbidin tonuşdurulğan yetəkçilikidə, cümhuriyyətçi Christmas'nın yetəkçilikidə, ya ki Tədiyoxonun yetəkçilikidə tonuşdurulduyə bununqa avaz qoşuş, Trump hükümetin destekliyelik olduğu digendek iqimden şeklinde kılışımı bazı bu bundak bir ceryanını aksitip koyduğun ahvalına oturgu çıkırdı. Onun dekin en zor nemi yeri bu vakit meselesi var. Bu 7. ay 8. aydaki yazlık kanikul tatil vakti kirdan gəb. 8. ayda kongres demalıdı. 9. ay kirgendeki 2020 yılındaki presidential saylam. Saylam, doğru. President saylam mevsimi kirmez. O vaxtı da bu legislative priority deyən bir konsept var. Bu kongresdə bu legislative priority, bu aldın qatar durduğun məsələ işçi kirəlimdir, kirəməmdir bu bir məsələ. İkincidən bu President Trump'dan təkşürü vatqan Sabine alanın ki, təkşürüşünün axıqı qandaq oludu. Əgər Amerika kongresi President Trump'ın əməlini ilətidiğən meydan qötüb, impeachment proses başlısa, bunun qoxşayış insani nöqtə nəzər, insani nişan məqsəd qıqa işlə, axı səbəb qötəb qılış mümkün çıxan var. Əmə əgər, deyilik, əgər
Bu ishki qonunlarga bir bo'lib kelgusida agar rasmiy shaklda qonun bo'lsa Amerikada, prezident Trump qo'l qo'ysa, buning uyg'urlarga ilib kelgan qandabi zo'r foyda manfaatlari. Bu uyg'urlar uchun bir tarixiy voqea hisoblanadi. Bu ijtimoiy, siyosiy va qonun jihatdan qarash kerak. Ijtimoiy jihatdan uyg'urlar hozir umidsizlikning ichida. Ro'yi tampunsizlik shakllanayotgan bir mezgilde bundaq bir qonunning o'tirg'i chiqishi uyg'urlarning qalbiga boshqadan bir umid nurini chachirdi. Ikkinchidan siyosiy jihatdan Xitoy Amerika hukumatı mushundaq keng ko'lamli qo'llash, mushundaq tafsili mazmunlar bilan bir qonun o'tirg'i chiqsa, o'zining siyosatida bütün %80 gradus özgürlük payda kılmadan takdirdim o. Bazı nesnelerin arkaya çekindirişe mecbur kaldığın muhitini görüşümüz mümkün. Çünkü bu kanunun işkilisinin işçi de Amerika'nın şirketi olsun ya ki Xitay'nın şirketi olsun bilip bilmey. Xitay hakimiyetine bu hazırlıklı vaziyetinin ki şekillenişiga texniki cəhətdən yardım qan şirkətlərinin mi tədbirə qollandığın, şularının mı tikişlik cəzasını bildiğin yerleri var. Bu Xitay hökumətinin uyğu saldığı, çüşüdüğü bir məzmun. Əndə bax qanun cəhətdən pitqan çağda bu Amerikanın qanun orqini, tüzgən qanunu prezidentin icra qılış məcburiyyəti var. Doğru. Əslən Taşqı İşlər ministri də Uyğur məsələsi məsul, xadim, mavi ministr dərəcəli xadim orlaşdırıldı. Amerikanın FBI-dən və başqa qanun icra qıldığı orqanlardan Uyğur xalqına, Amerikadakı Uyğurlara vasitalik bevosita bo'layotgan Xitoyning ta'sirini tizginlash, tekshirish, tegishli jazosini berish, hatto Uyg'urlarga jasuslik qilayotgan insonlarning oqidan tekshirilgan ahvollar. Bu jihatdan aytgan chaqda, ijtimoiy jihatdan, siyosiy jihatdan, qonun jihatdan bu Uyg'urlar uchun bu zo'r bayt. Kun tuqqandek bir ish. Unda bo'lsa, Umar Apandi dunyo Uyg'ur qultiyi mushjiyati bir harakatlarni ilib boryapti. Masalan, Yevropa parlamenti bo'lsin, Yevropa davlatlari, Yaponiya, Avstraliya degan davlatlarda o'sha Amerikaga o'xshash bir qonunlar yana o'tirib qo'yib kelgisda uning ularning bu qonun bo'lishi uchun. Albatta, biz birinchi bir nimani deb o'tib ketay, hozirgi nimada mening kim yana ilaqa umidvorligim bu qonunning qabul bo'lib o'tishi bo'lgan umidvorligimning yana bir tarafi Muşu kanunu oturup koygan, tonuşturgan, muş kanunu kol koygan kongresmenlerinin ve senatörlerinin ki bu kanun çokum ötüş kirek. Bunu çokum en tez müddette bizim için en ilgi aldın ki mesela muş kanunu ötküzüş diyen bayanları bulanın ki bunun naide ciddi karavat kallığı mı? Yani biz gibi bir ümit varlık bir vatudu. Çünkü onun dikinize bir yerde komitetler var, arkayız komitetlerden ötüdü. O komitetlerinin mi başlıklarının ki bu kanunu kollugan cihette. Yani ki belgen bayanatları var. Hatta bazılarının ki özü bunun işi de, kol koygallarının işi de. Şununla bu kanunun ki ötüş nispeti yani ki naite nime yukarı deyip karayma. İnşallah ben ilaq ümit varlık ile gəp qovatım. Biz bu kanun elbette bir yerlə muşu yerini ülke alıdı hem de başka devletle. Biz mesela Avustralya'da seferde olduk, Avustralya'ya gvaduk, Avustralya'ya bağın çağdım o. Başka Avrupa devletlerinin ki rehberleri bile küreşken çağdım o. Muşu Amerika'da hazır oturup koyulgan kanunlarının ki nümellerini ilip, nuskullarını ilip, kopyalarını ilip ulağı təqdim kıldık. Yani Amerika Kongresi'de bunda kanunlar oturup koyuldu. Muşun da kanunlar kabul bulmak için. Silamı muşu cihette bir qanunlarını silamı oturup koysanlar da. Mesela hazır Amerika'da mesela Magnitski qanunlar, Global Magnitski Act degen. O qanun hazır Avrupa'da mı oturup koyulup atıdı. Biz Avustralya'ya bağın çaldı. Avustralya'da parlamentoda şu biz bağın günü o demek, kanun üyede mi tanıştırıldı. Yani bu kanun Amerika'da kongresinden çıkan linkin başka yerlerde mi olmuş? O okşaş kanunlarının ki yolga koyulduğallığını şinimen, o tanıştırıldığallığı şinimen. Mən, çünkü bir yerdim o, bu kanunun üzdü mü deyendimi de, iki yıl kanunda mesela Amerika Taşkı İşler Ministerini, yani başka devletlerde muşu Uyğur meselesini oturup koyuş, başka devletlerde mi Uyğurlarının meselesi bilen alakalı şiş nimesi bile vaziplendirdi yani. Şu Amerika Taşkı İşler Ministerliği gidin, şunu talep kılıklık bu kanun yani. Hatta bütün dünyadaki bayan bir nimini de ötep getti. Nime, Nuri mesela Uyghurlar hakkında nimesi var deyip. Bütün dünyadaki mesela mavi Uyghur kanun layihisi de Amerika Taşkı İşler Ministerliği'nin ministerinin bütün ve Amerikalı diplomatların bütün dünyadaki Uyghur cemaatlerine bile yakın alaka kuruş.
ularning masalalari bilan aloqador bo'lish nimasi vazifalandiriyotdi. Endi ikkinchisi Uyg'urlarning masalan deydiki, ko'chmanlar masalasi, siyosiy panohlik talab qilganlar masalasini bo'lsin, siyosiy panohlik masalasini tizlatish. Uningdekin har qanday boshqa dunyoning boshqa davlatlaridan qaysi davlatda bo'lsin, qaysi yerda bo'lsin, qaysi geografik rayonda bo'lsin, Uyg'ur musofirlarining Uyg'ur siyosiy panohlik talab qilguvchilarining Xitoyga qaytarilmasligi to'g'risida Amerika diplomatlarining, Amerika elchixonalarining jiddiy tashabbusga o'tishini talab qilyapti. Qo'shimcha bir narsa bor, bu yerda bizning va xalqimizning orasida suhbatlarda bu biroz qaymoqish eg'ir chiqib bo'lgan qonun va chiqayotgan qonun va chiqib ijro etayotgan qonunlar aralashtirilib borada. Global Magnitsky, Magnitsky degan ismni olgan chaqda qarindoshlarningki, televizor ko'rguchilarning aqlida esida tursin, u 2012 yil dastlab tuzilib, 2016 yil xalqaro kengayib ijro bo'layotgan hozirda 8 nafar Xitoy amaldorini o'sha qonun bo'yicha tadbir ko'rilish o'ylanayotgan bir masala. Shuni buni aralashtirmas kerak. Bu ayrim masala. Bu ijro bo'lish mazgildagi prezident, hatto ikki prezident imzo qo'yib qo'ygan masala edi u. Ma Uyg'ur masalasi boshqa masala. Onadiki yana bizni Tibetlarniki to'g'ri chiqqan bir qonun nima bizning vatandoshlar aralashtirilib bordi. U boshqa bir mavzu. Shuni ma ayrib nimqanchaqda Uyg'ur siyosiy qonuni deb turib mushninga suhbat deymiz qilib so'zlashsa mancha qaymoqish azroq bo'ldi demakchi. Hurmatli ko'rarmanlar, biz bugun Amerika Davlat Majlisida tanishtirilgan Uyg'urlarga munosabatli ichki qonun loyihasi haqida suhbat o'tkizdik. Men bu munosabat bilan suhbatimizga qadam tashrif qilgan Nuriy Turkel va Umar Qanot apandalarga alohida tashakkur aytaman. Rahmat sizlarga bugungi rahmat. Programmamizga diqqat bag'ingizga ko'p rahmat. Kelar qitim ko'rishguncha xushvaqt bo'linglar.